Sayın Başkan, Sayın Genel Kurul, sevgili halkımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2023 yılı bütçesinde Diyanet Kurumu ile ilgili partim adına söz almış bulunuyorum. Diyanet'in 2023 yılı bütçesi %117 artışla 35 milyar 910 milyon 653 bin TL'ye çıkartıldığını görüyoruz. Bu ne demek oluyor? 4 kişilik bir aileden, her aileden cebren yaklaşık 1700 Türk lirası civarında bizden para alınıyor demek. Tüm Türkiye vatandaşlarından hangi inançta olursa olsun bu haksız ödemenin alınması bir zorbalıktır. Bir Alevi kendisine hizmet etmeyen Diyanet'e bu parayı neden versin? Bir Hristiyan vatandaş kendini aşağılayan, yok sayan bu Diyanet'e ekmek parasını niye versin? Türkiye'de 4500 özel öğrenci yurdu var ve bu yurtların en az 3350 tanesi çeşitli cemaatlere bağlı yurtlar. Cemaatlerin yurdunda kalmak istemeyen öğrenciler hiçbir yerde barınamıyorlar ve sokağa terk edilmeye hala devam ediyorlar. Diyanet, bu kadar bütçe peki Diyanet'e neden veriliyor? Yine kız ve erkek çocuklar tecavüze uğramaktan korunamıyorlarsa bu bütçeyi Diyanet hak ediyor mu? Yeni Enes Karalar daha canına kıysın. Yine kız çocukları bu sapkın cemaatlerin elinde 6 yaşında nikah kıyılsın, erkeklerin elinde oyuncak edilsin diye mi veriliyor bu bütçe? Arapçılık geleneği din diye kadınlara ve yoksullara dayatılsın diye mi veriliyor bu bütçe Diyanet'e? Bu sapkın anlayışlar hala din diye okullarda, camilerde öğretilsin diye mi veriliyor? 30 kişilik sınıflarda 60 kişi okumaya çalışıyor. 60 bin kişilik camilerde 30'u 60'ı aşmayan cemaatler var iken acaba hangisi ihtiyaç? Sayın Genel Kurul, hem anayasal olarak hem de evrensel ortak insani değerler, hem hukuk açısından hem de bizzat dinin ana kaynaklarınca net bir şekilde olan ilkeye göre devletin dini olmaz olamaz. Yönetimde esas olan ortak akıl ve istişaredir. Yani yönetime olabildiğince tüm halkın aktif katılımıdır esas olan. Devletin dini de, imanı da, yasası da, kutsalı da sadece ve sadece adalettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasası gereği devletin tüm inançlara eşit mesafede olması gerekmektedir. Devletin bir birimi olan Diyanet'in, halkın tüm kesiminin, Hanefi, Şafii, Caferi, Hristiyan, Yahudi, Alevi, Ezidi, ha inançlı inansız tüm vatandaşların cebinden ödediği vergilerle çalışan Diyanet, herkesin malumu olduğu üzere sadece devletin Sünni Hanefi mezhebini, parantez içinde şunu ilave etmek istiyorum, o da sarayın fetvacısı olmayı reddettiği için 80 yaşlarında zindanlarda katledilen İmam Hanefi'nin çizgisi değil, halkı saraylara, kadınları da erkeklere köle edindirmeyi esas alan bir mezhepçiliği benimseyerek faaliyet sürdürmektedir Diyanet. Diyanetin varlığı anayasaya aykırı olmakla birlikte tüm vatandaşlarımızdan alınan vergilerle var olan Diyanet'in tek bir mezhepçi devletçi görüşünü esas alarak bu bütçeyi kullanması dinen helal midir ve anayasal dayanağı nedir? İnanç gönüllülük üzerine kurulu değil midir? Bugün Diyanet'in bütçesine parasını, vergisini vermek isteyenler için bir referandum yapılsa bu bütçenin rızasız bir şekilde zorla alındığı ortaya çıkacaktır. Peki onlarca farklı kesimden alınıp sadece tek bir yere kanalize edilen bu bütçe hangi dine, hangi kaynağa göre caiz ve helal bir bütçedir? Saray mollaları ve Diyanet Başkanı bunun cevabını verebiliyorlar mı?
Bundan da önce varlığı ve faaliyetleri zaten anayasal olarak da dinen de sorunlu olan bir kurumdur. Farklı inançlardan ve inançsızlardan alınan vergilerle devletin tek bir görüşün dayattığı tekçi inanç kalanına harcanması pek çok bakanlıklardan fazla dev bir bütçenin din adına iktidarın tekçi saray dilinin kullanımına sunulması helal ve hakkaniyetli değildir. Bir din istismarıdır ve suçtur. Sevgili arkadaşlar, çocuk ve kadın tecavüzleri ve ölümleri ile uğraşa dururken en son yine bir gazeteci arkadaşımızın ortaya çıkardığı bir kız çocuğunun 6 yaşında nikahlandırılıp ailesi tarafından nasıl istismara yollandığını ürpererek gördük, takip ettik. Olay kamuoyuna yansıdığında vicdanlara ağır gelen vehametinden dolayı doğru mudur, değil midir diye elbette hepiniz gibi araştırma ihtiyacına girdim. Ülkemizde Allah'tan cesur ve iyi gazeteciler var ve gerçekleri ifşa etmeye devam ediyorlar. Timur Soykan'la görüştüm ve belgelerden de emin olduktan sonra ilk olarak 23 Mayıs'taki duruşmada davaya müdahil olacağımı açıkladım. Ve derhal Adalet Bakanı'na, Kültür ve Turizm Bakanı'na, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'na ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a soru önergeleri verdik ve bu duruma bir cevap bekliyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Derya Yanık'ın bir sözü, kadına şiddet, çocuk istismarı, çocuğa yönelik ihmal ve istismar vakaları siyasetin konusu değildir dedi. Kendisi bir kadın ve bir bakan olarak doğrusuyla yanlışıyla elbette bazı adımlar atmış olabilir ve farklı endişeler taşıyor olabilir. Ama şu çok iyi bilinsin ki bizler sadece buraya el kaldırıp el indirmek için gelmedik. Tam da bu olayların takibini yapmak, çocukların çıkaramadıkları sesi olmak, kadınların çığlıkları için buraya geldik. Bu çocukların, kadınların, gençlerin hakları için, sesleri için, acıları için zaten biz buradayız. Elbette ki bunu konuşacağız. Yaşamları dinciliğin, geleneğin ve modernizmin cehennemine kurban edilmesinler diye bizler buradayız. Elbette ki bu korkunç olaylar tüm partilerin inançların üstünde ele alınmalı ve çocuklarımızın, kadınlarımızın yaşamı güven içinde olması için politikalar üretilmeli elbette. Ama şu bir gerçek ki bu sapkın güruhlar ve bu anlayışlar bu iktidar eliyle güçlendirildiler, beslendiler ve itibarlı hale getirildiler. Çocuk istismarı ve tecavüz hiçbir ideoloji ve mahalleye malzeme edilmeden amansız bir şekilde sonuna kadar üstüne gidilmesi gereken bir insanlık suçudur. Kabul edilen iddianame sonrasında ortaya çıkan vahim iddialardan bağımsız bir şekilde ifade etmek isterim ki sapıklara kılıf sunan, kirli ve karanlık zihniyetlerden beslenen yapılarda yaşanan intiharlar, istismar ve tecavüzler asla münferit olaylar değildir. Yapısal ve zihinsel bir sorun vardır. Organize ve seri işlenen ve maalesef tarih boyunca iktidarların çanak tuttuğu ya da göz yumduğu suçlardır bunlar ve gerekeni yapılmalıdır. Soruşturmalar çok yönlü ve kapsamlı yapılmalı. İddiaların titizlikle araştırılması, suçu üreten, teşvik eden, yönlendiren, göz yuman tüm faillerin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Aynı zamanda soruşturma süreçlerinde hem soruşturanların herhangi bir mahalli baskısı altında olmadan adil ve özgür olarak işin takibini yapmaları gerekmektedir. 22 Mayıs'taki duruşmanın gerçekleşeceğini öğrendiğimiz davanın sadece takipçisi değil, davaya müdahil olarak da tüm gerçeklerin ortaya çıkması ve suçluların hak ettiği cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Bir konu içimizi yakarken ortalığı velveleye verenler konuşmamızı istemiyorlar ve bizleri tehdit ediyorlar. Bazı hoca kılıklılar çıkmışlar, bir fasık haber getirirse ona inanmayın diyorlar.
diye olayın üstünü örtmeye çalışıyorlar. Bu hoca geçinen... Buyurun. Teşekkür ederim. Bu hoca geçinen sahtekarlar yıllardır bizzat benim de adımı vererek iftiralar attılar, hedef gösterdiler. Nice değerli şahsiyetleri de aynı çirkin saldırıları yaptılar. Şimdi kalkmışlar kutsal aile ve din düşmanlığı safsatalarıyla olayı örtbas etmeye çalışıyorlar. Konuşmamı bitirirken acil olarak şunu da ifade etmek istiyorum. Elbette madenlerde canlar yitecek, yok konuşmayın. Kadınlar katledilecek, ses çıkarmayın. Kurslarda erkek çocuklara tecavüz edilecek, din düşmanlığı yapmayın diyeceksiniz. Kız çocukları daha ağzı süt kokarken erkeklere peşkeş çekeceksiniz. Tepkimizi gösterince bunlar İslam'a saldırıyor diyeceksiniz. Size kalkıp dinimiz şöyle, dinimiz böyle diyecek değilim. Herkesin dini kendine, herkes kendine layık olan bir dini yaşıyor. Benim size diyebileceğim tek şey sizin... Evet. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, sizleri saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, tek adam rejiminin bir propaganda bakanlığı var. Biliyorsunuz tek adam rejimleri tekçilik isterler. Her konuda tekçilik isterler. Propaganda bakanlığı da bilgi, iletişim ve medya konusunda tekçiliği amaçlayan bir bakanlık olarak kuruldu maalesef. Propaganda bakanı olarak da Sayın Fahrettin Altun atandı. Amacı tek ses yaratmak ve buna aykırı her sesi de kriminalize etmek. George Orwell 1984 romanında Hakikat Bakanlığı'nın tanımını yaptı ya, işte tam o tanıma uygun bir bakanlık kuruldu, Propaganda Bakanlığı. Değerli arkadaşlar, bu gerçeğe aykırı her bilgiyi dezenformasyon olarak sayıyor ya Fahrettin Altun. İşte dezenformasyon bülteni aktarıyor bakın. Her hafta dezenformasyon bülteni çıkarıyor. Bu dezenformasyon bültenlerini ben inceledim. İnanın pek çok dezenformasyonu dolu. Bir iki örnek vereceğim değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz 6 yaşındaki bir çocuğumuzun istismar edilmesi ve cinsel saldırıda maruz bırakılması hakkında bir infial var, öyle değil mi? Hepimiz infial halindeyiz değil mi? Bu meseleye bir çözüm arıyoruz değil mi? Peki İletişim Başkanlığı ne yapıyor arkadaşlar? Bakın burada dezenformasyon bülteni var. Bununla ilgili tek bir haber var Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Tek bir haber. Ne diyor? Aile Bakanlığı 2 yıldır neredeydi? 6 yaşındaki istismar edilen kadına sahip çıkılmadığı iddiası hakkında dezenformasyon var diyor İletişim Bakanlığı. Tek haber bu. Okuyayım mı ne diyor? Değerli arkadaşlar. Bakın. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde çocuğun nitelikli cinsel istismar iddiası açılan davaya müdahil olmuştur. Çocuğa sahip çıkılmıştır diyor. Haber. Değerli arkadaşlar bu kadar. Haber burada bitiyor. Değerli arkadaşlar bu gerçek mi? Ya size ulaşan bilgiler dahilinde bile bu gerçek mi? Yoksa dezenformasyon mu? Ne diyor? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız davaya müdahale olmuştur, gereğini yapmıştır diyor. Başka da haberde bir şey yok. Peki gerçek ne arkadaşlar? Bu çocuğumuz 6 yaşında evlendiriliyor. Yıllarca cinsel istismara maruz bırakılıyor. Değerli arkadaşlar ondan sonra 30 Kasım 2020'de şönüme başvuruyor. Yani devlete başvuruyor. Beni korumaya alın diyor. Aynı gün savcılığa da başvuruyor. Bundan tam 2 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, 2 yıl önce. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na beni koru diyor. Bana sahip çık diyor. Bana tecavüz edenlerle ilgili de savcılığa başvuruda bulundum diyor. Bununla ilgili yargı sürecini takip et diyor. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ne zaman harekete geçiyor? Timur Soykan bu rezaleti ortaya çıkardığı zaman, yani bundan yalnızca bir hafta önce harekete geçiyor. Savcılığa o zaman müdahale olarak bulunuyor. Peki arkadaşlar, bu gerçekle bu dezenformasyon birbiriyle uyuşuyor mu? Uyuşmuyor. İşte bu yüzden diyoruz İletişim Başkanlığı dezenformasyon başkanlığıdır. Bakın bir örnek daha vereceğim. Tek adam rejimlerinde değerli arkadaşlar bilgiyi tekleştirmeye çalışıyorlar ya. Tek adam rejimlerinin bu propaganda bakanları bir de öteki tanımlarlar. Yani toplumu bölerler. İşte bu anlamda bölücü bir başkanlıktır bu.
Ne yapıyor? Efendim Cumhur İttifakı'nı makbul sayacak. Geri kalan her şeyi, her siyasi partiyi, her düşünceyi bir öteki sayacak. Ve ötekiye ihtiyacı var. Düşmana ihtiyacı var. Düşmanı her gün düşman gördüklerini kriminalize edecek. Bakın değerli arkadaşlar, işte bu anlamda aşırı güvenlikçi politikalarla ilgili de bir rıza aranıyor değil mi? Ne yapmanız lazım? İstibdat kurmanız için, içeride baskı politikalarını ortaya koymanız için ve sınır ötesi operasyonlar yapmanız için bir rıza üretmeniz lazım. İşte İletişim Başkanlığı bunu yapıyor. Bakın dezenformasyon bülteninden bir örnek daha vereceğim. Değerli arkadaşlar, bundan 40 gün kadar önce İstiklal Caddesi'nde hain bir terör saldırısı gerçekleşti. Ve 6 yurttaşımızı kaybettik. Onlarca yurttaşımız yaralandı değil mi? Bununla ilgili İletişim Başkanlığı dezenformasyon bülteninde ne açıklamış? Sitesine baktım, tek bildiği bu. Efendim ne diyor biliyor musunuz? Biz bir önerge verdik, bakın önerge burada. Ne dedik, tutanaklar da belli. Gelin dedik, Taksim saldırısında karanlık ilişkiler var. Devletin belli karanlık güçleri her zaman bu tip saldırıların içinde olmuştur dedik. Gelin bu meseleyi inceleyelim. O akşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun verdiği bilgiye biz güvenmiyoruz dedik. Milletin meclisi bunu araştırsın, ucu nereye kadar gidiyorsa soruştursun dedik. Ve saldırıyı yapan kişinin, yani bombayı bırakan kişinin 3 kardeşinin IŞİD saflarında savaşırken öldüğünü, bir abisinin de ÖSE komutanı olduğunu söyledik. Bu işte karanlık ilişkiler var ve sınır ötesi operasyon için altlık yapılıyor dedik değerli arkadaşlar. Dedik değil mi? Dedik. Ne yaptınız? AKP ve MHP bu önergeyi reddetti. Araştırmayalım dedi. Süleyman Soylu ne diyorsa odur dedi. Propaganda Bakanlığı eksik kalır mı? Ne yaptı Propaganda Bakanlığı? Bakın ne diyor? Meclise HDP'nin verdiği, bu konuda önerge verdiği bilgisi yalandır diyor. Yanlıştır diyor. Efendim yalnızca ÖSE ve HTŞ ilişkilerinin araştırılması için önerge verdi diyor. Saruhan Oluç ve Meral Danış Beştaş yalan söylüyor diyor. Ya değerli arkadaşlar, biz bu önergeyi burada görüştük mü? Görüştük. Sizler hayır dediniz mi? Dediniz. Söz sırası.